O da yıl Şimdi 2025 ilişkileri ve <laughs> yaşam tarzları çok daha farklı. Ne onlar bizleri anlayabiliyor evet. ne de bizde bizler onları anlayabiliyor. Aslında çok büyük jenerasyon farkı yok. Yetiniyorsa... Bunlar 30'lu yaşlarındalar. Pardon. Biz de kendimizi geri yetmeyelim kızlar. Evet. Ama yani kafa, kafa farklı. ha evet kafa biraz daha ergen mi diyelim? Geliş şey mi, Ya da, da onlar mi? çok gelişmişler, biz çok ha, geri kalmışız. Evet, güzel. Ha. Şimdi bizi izliyorlar. Şimdi bizi seviyorlar. Bizi... Hiç, sevmiyorlar. Hiç sevmiyorlar. Hayır. Hayır. Ama bizim i̇zliyorlar. de çok umurumuzda. Dalga Aydı, Hiç alamıyor. de geçiyorlar. Nur yerli taşın bir surat ifadesi vardı ya böyle beğenmediğine yapardı. Şu an bizi o ifadeyle izliyor olabilirler. Yok suratını bir dalga geçiyor. Yani çok mağmura bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar ya. bunlar? Ne hangi dilden konuşuyorlar? Şaka mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı bu ya? Diyor olabilirler. <laughs> Doğru Derdi Ama sosyal medyanın bayağı gündemini oturdu. Bak şimdi ama sosyal çok komik medya. yorumlar yazdınız. Sosyal medya, Ulanıcılar. sosyal medya diyoruz ama Tabii biz de unutuyoruz sizler hatırlatıyorsunuz bize. Biz aslında yayının başında da söyledik, çok da konuşmak istemiyor. Lütfen diyor, o zaman aynı sitede oturuyorlardı diyor Dilan Polat'la. Hatta avukat Çağlar Bey de diyor, yönetici de diyor. Hatta bir komşuları vardı diyor, Pakize Hanım onlardan yaka silkmişti diyor. Seda Üren diyor, nasıldı komşuluk ilişkileri onlarla diyor. Çağlar Bey yönetici miydi o zaman? Ben bu deprem konusunda, geçen yıl yaşadığımız depremde yönetimde işte yönetimin telefon numaraları vardı. O şekilde dedim Bir telefon görüşmem vardı. Hiç ama alaka. Hı hı. Ondan sonra hiçbir tanışmışlığım yok. Hı hı. E, karşılaşmışlığım da yok. Çağdaş Bey'le mi? <laughs> evet. E, bu Dilanlarla? arada Dilan mesela siteye gelmeden bir yıl önce aşkım hani oradan ev aldım. Ondan sonra geliyorum falan filan yaptırıyorum hı. diye mesaj atmıştı. E, komşun olarak ne ihtiyacım varsa buradayım demiştim. Çünkü ben Dilan'ı gerçekten çok eski tanıyorum. Benim doğum fotoğrafım 8 aylık hamile. Çocuklar 2 ve 4 yaşını bizim şu anda ev aldı. Oturduğu eve gelip e fotoğraflarımı çektiğim yani çekmiştim. Çok benim için Dilan yani o anda o an tanıdığım çok güzel bir kızdı. Çok cana yakın, çok iyi. Yani benim için değişmedi. Hı -hı. Yani herkes kim ne yaparsa kendine yapar diye düşünüyorum hayatta. Zaten yargıda olan bir konu. Beni de ilgilendirir. Peki bir o şey. ben zamanı... sitede bile sitede bile karşılaşmadım bak. ...iki yıldır sitede oturuyormuş. Hı -hı. Ben kimseyle karşılaşamıyorum... Çünkü ben sabah körü kalkıyorum. Okullar hani çocuklar gelmeden yemeğimi şeyimi hallediyorum. Geleceksem çekimime gidiyorum falan filan dışarıda fazla zaman O baskın zamanı filan hiçbir şey duymadınız mı? E, tabii yani giriş çıkışlar polisler falan filan oluyordu. En son hatta şeyden hmm. çok üzülmüştüm ben. Yani bende birkaç günde etkisi kalmıştı. Hmm. Sevmiyorum bu konuları gerçekten konuşmaktan tamam. seviyorum. Neydi Çünkü şey... Yayının bile gelsin istemiyorum. Hmm. Ee, gecenin ikisinde kapı çaldı. Hmm. Ondan sonra işte onlar daha üst bir blokta oturuyorlar. Ondan sonra şimdi tabii ki şeylerde villaların numaraları, numaraları var. Hı hı. Başındaki harften dolayı savcı demiş ki kargoda falan da karışıyormuş. Hani gidin buraya burada oturmadığına dair bir şey alın, tutanak alın. Hı hı. Sağ olsunlar geldiler, çok da kibar davrandılar. Hani burada da gözüküyor adresleri, karışıklık oluyor. Hı hı. Ondan sonra Adres hatta de... yan komşumuz da hani şahit olarak getirdiler. Adres tespitinde burada gözükmediğine dair o gün onların ilk içeri alındığı gün ben sabaha kadar uyuyamadım mesela Ay, sinirden stresten bana sadece düşün hani yani yaşadıklarını şey yapamıyorum yani hoş şeyler değil yani bir de şey de hoş değil yani ben senin sorunun yüzünden benim çoluğum var biz mesela ilk şeyi düşündük yani çocuklarımız yukarıda Hı, Hı, ondan tabi. sonra uyan, çocuklarımız vardı iki tane küçük. Hı. Anladım. belgelerini gösterdiler. Ee, savcının şey yaptığını biz bizde ilgili hiçbir durum yok. İşte konunun bu olduğunu anlattılar. Sadece hani burada oturmadığına dair hani şey yapalım. Başka e, hatta yan e, bizim blokta da aynı sıkıntı varmış. Onu da o e, komşumuzla konuşumuzla çağırdılar vesaire. Girdiler içeri tutanak şey yaptılar. O bile Anladım. insanın psikolojisini ne kadar etkiliyor değil Tabii mi? Ki. Düşün Tabii ki. ki onlara operasyon ya yapılıyor, soruşturma yani. başlatılıyor. Onlar hiçbir şey olmamış gibi videolar çekiyorlar. Rahatsız oluyorsun yani çok büyük bir rahatsızlık. Yani öyle bir şeyin içinde olmaktan bile anladın mı? Aynı ortamda bazen bir bulun... tamamen. Yani, olarak... Seni sevmem çok önemli. Bak ben seni yıllardır tanıyorum ve çok seviyorum. Evet ben de seni. Sen ne hata yaparsan kendine yaparsın benim Hı -hı. için. Herkesin bir Allah'ı var, Hı. inancı var ve bir adalet var. Hı -hı. Ama senin yardım edemeyeceğim bir zor durum bu yaşadığın şey <laughs> benim ol beni ilgilendirmez yani şöyle ilgilenmez çünkü onunla başkaları ilgileniyor zaten <laughs> o konuyla yani sen benim için burada kalmışsın senin sıkıntın niye benim evimin hanesinin yakından geçsin benim evlatlarım aman şimdi uyanırlar aman lütfen dikkat edelim falan evet. bizim böyle hayatımız yok biz hani vesaire evet. biz orada kiracıyız yarın belki çıkacağız ama biz yaşadığımız konuma ait herkese saygılı Hani bunlar çok önemli. kapı çaldı. Polisi karşında görünce neyse. Ya ben de o gün hastaydım. Evet. Salonda yatıyorum. Evet. Ha. Salona yatak koydum tamam mı? Hı hı. Hani çocuklardan eşime eşimden Aşkım. bana tamam mı? Hı hı. De devir dahil. Hı hı. Ay ne yapacağım şey? Bir zıpladım yerimden. Evet. Ondan sonra eşim indi, kapıyı açtı. Şaşırdınız tabii önce tabi, polisleri tabi, tabi, görünce tabi. ne oluyor dedi. Hani niye gündüz gözü bu iş hani yapılmıyor diye eşim şey yaptı. Ondan sonra işte onların Ilgili Peki, ilgili bir şey. Emniyet misin? güçleri gelmeden önceki süreçte sitede bir sıkıntı oldu mu? Ben hiçbir şey görmedim, duymadım. Hiç daha dedim ya ben hani ıı, direkt arabamla evime gidiyorum, işlerimi hallediyorum, çıkıyorum. Evimde çocuklarım oluyorum falan filan. Yani ben Dilan'la bile hiç karşılaşmadım iki sene boyunca evet. sitede. Ee, ama bu şeyde X'te odalar Tek, pardon, var. Pardon alınmadan birkaç hafta önce sitede yürüyüş yapıyordu eşiyle. Merhabalaştık o kadar hmm. ya ben düşünsene aynı istediğim bir de bir şey bizim sitede herkes ayrı ...villalar olduğu için hmm. kimse kimseyle fazla şey yapmıyor. Yani karşılaştırma. Seninki de Tamamen kapı numarası benzerliğinden dolayı evet, böyle evet, bir polis oldu. Şey işte, i̇şte atıyorum hı. 4A, 4B gibi. Hı hı. M öyle değil mi? Evet, öyle evet, bir benzerlikten hı. dolayı. Aha, aha. Bu burada kargolar hani, hep sana mı geliyordu? Yani o kargo oraya gidiyordu, bu kargo buraya geliyordu. Engin Bey'in ismi bizim blokta gözüküyormuş. Hı. Ondan sonra dolayısıyla savcı da demiş ki onları Almak için gitmişler. Almak için giderken buradaki bağlantısında isim geçmesin hani sonraki yasal işlemlerde. Tabii bir hani, daha kapınız çalınmasın Aynen diye. öyle bunu tutanağını tutun hmm. şeyini hmm. yapın vesaire hmm. yaptılar da çok kibarlardı arkadaşlar da ondan sonra ee, gittiler. Aslında olayların başlangıcının. Onların... Ay hiç anlatmayacağım hayır, bir şey anlatmadınız bana. Olayların başlangıcının onların tam yanındaki villada komşu oldukları kişinin otopark kavgasından dolayı çıktığı ortaya çıkmıştı. Ay, aynı istediğim bütün her şeyi sizden öğreniyorum yemin ediyorum. Hiçbir alabilirim. şeyden yok. <laughs> Aa, o istediğim hiçbir şey bilmiyorum. Ruhum duymuyor. Evet. Sizden öğreniyorum. Bizim istediğim böyle kavga bir kavga mı olmuş? Kapalı bir hayatım vardı evet. o sebepten dolayı. Böyle bir şey mi olmuş dedi diyorum kameralar falan. Senin hayatın öyle bir kavga olmuş. Evet. 2 Haziran'da yan komşularıyla otopark yüzünden kavgaya giriyorlar. Komşu darp edildikleri iddiasıyla savcılığa başvurunca bir şeylerin Düğümün ilk şeyi çözülüyor. O arabaları falan görmüyor muydun? O milyonluk arabaları. O şeyin önünde özellikle çok kişi de rahatsız oluyordu zaten çocuklarını parka <laughs> e, götürmek için. Siyah e, camlı, siyah VIP araçlar, siyah korumalar kıyafetli korumalar, korumalar falan <laughs> tabii. Ondan sonra... Benim gerçi fazla vaktim olmuyordu ne yalan söyleyeyim hafta sonları anca çocukları hafta içi yüzmesiydi piyano bilmem ne falan filan sporları okul sonrası anca Hı -hı. hani daha eve gelerek çalışıyoruz biz. Hı -hı. Ondan sonra o parkta da bir şey bayağı bir kalabalık oluyordu bir araba sıkıntı trafiği. sıkıntı olduğu da komşuları Pakize Hanım X'te de odaya ama bağlı. Bizim bağlı rahatsız olacağımız bir söylemişti. şey yaşanmadı açıkçası ne yalan söyleyeyim. Hı -hı. Yani Başka komşular olarak... rahatsız olmuş. Aha. Ha Ama karşılaşmadım bile düşünün. Evet. Hiç o belki şey de mi? evin yakınlığıyla bağlantılı bir şey. Daha evet. yakın otursaydın Olabiliriz. sıkıntı olabilirdi Olabiliriz. belki.